Şimdi Markao'nun ile beraber Galatasaray'ın e, Gaziantep maçını konuşmaya başlayabiliriz. E, Mehmet Hocam oradaydın. Ben e, ikinci yarıyı sonradan izledim. İlk yarıyı izledim burada. Sonra çıktım, kaçırdım. Kaçırınca da bitmesini bekleyip baştan izleyecektim. E, ya yani şaşırdım. Çünkü ben çıktığımda çok farklı bir senaryo Doğru. vardı. Her şey değişmişti sonrasında. E tabii böyle olunca da e, sesler yine yükseldi. Sonucu bekliyordum ama oyunu bu tarz bir hikaye beklemiyordum. Ben Gaziantep'in kazanmasını bekliyordum. Sebebi Gaziantep'in 6 haftadır kazanaması ve ligde bu seneki tüm senaryo Galatasaray ne kadar böyle tırnak içinde can çekişen takım varsa hepsine bir nefes verdi. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe Beşiktaş'ın kazandığı derbileri hatırlıyorum. Tek Galatasaray'ı yemişlerdi o periyotta. Evet. En son iki hafta önce Konya artı bir üçgen tabii 8 gün içinde Beşiktaş Barcelona Beşiktaş Çok Barcelona yorgunlu. maçında yorulan Galatasaray burada tabii Torrent'in kadro tercih diyebiliriz ama her şeye rağmen 1-0'ı buldu ve evet. soyunma odasına 1-0 girebilirdi ama ilginç Melike. bu sene kaçıncı kez bu oluyor? Bir Kasımpaşa maçı hatırlıyorum yine. Sezon başıydı. 2-0'ı koruyamayıp 2 1i e gitti. Evet. Maç 2-2 bitti. E kalede değişiklik yaşandı Muslera. Sabek Semih ilk yarı idare etti. İkinci yarı olmadı. Orada Semih Morutan önlü çok oynama alışkanlığı olmayan ve ideal gözükmeyen bir ikili. E, Gomis tercihi ben Gomis transferine şöyle itiraz etmiyorum. Son 30-35 dakikalarda koyduğunuzda işte e, oyuna e, sizin e, Rize-Göztepe maçlarına galibiyeti getiriyor. Çünkü sürekli pozisyonun içinde ama hmm. ilk 11 çıktığında bir efor problemi var. E, dün yine her şeye rağmen 3 pozisyondaydı ama en kırılma anında o gol atması gerekti mesela 2-1 iken. O pozisyon kaçmaz zaten döndü top 3-1 oldu orada maç bitti e, Galatasaray adına. Kerem Aktürkoğlu yine Galatasaray'ın en etkili ismiydi. Varını yoğun ortaya koydu ama buradan nacizane söyleyeyim Melike. Basın türünde maçları izleyen biri olarak hakemlerin biraz daha dikkat etmesi gerek. Şimdi nasıl Galatasaray Rize Spor maçından sonra Gerson Fernandez için çıkmayan kartlara tepkimizi koyduk. Hani Gerson yıldız oyuncuydu ve Galatasaray Kerem biraz söylüyor. da işi profesyonel faullerle durdurmaya Kerem'e sürekli faul yapılıyor ve bu ilk değil. Ben açıkça söyleyeyim Sivas maçıdır başlangıç. Ben gözlerimle gördüm. Ee, o Muslera'nın sakatlandı, Luyendama sakatlandı. O maç Kerem'e sürekli faal yapıldı. Artık o iş biraz taktik oluyor. Kerem de yine oyun içindeydi. İki tane gollük pas verdi. Birinde Emre Kılınç e, kaleci Günay'ı geçemedi. Diğerinde Gomis kötü bir vuruş yaptı. Galatasaray kırılma anları geldi. Yani oyunun hakkı çok 3-1 değil. Beni bu sezon şaşırtan Anadolu takımları artık büyük takımları yenmeye başladı. Yabancı serbestliğiyle beraber artık 4-5 senedir. Zaten ligimizin de puan ortalaması düştü. Benim şaşırdım. Ben Serdar maçlardan sonra gazeteye notlar veriyorum. Örnek vereyim aklıma. Fatih Terim'in son maçı gelsin. Giresun 1 Galatasaray 0 Aslantepe değil mi? 8 verdim Giresun'da oyuncu yok. Dün de bir maksime yüksek not verdim. Yani Gaziantep böyle ekstra oyun oynamadı Galatasaray'ı yenerken. Yani, beni Galatasaray adına bu şaşırtıyor aslında. Bu sezonki tabloyu özetliyor. Berkan'ın da tabii e, o maçın kader adamı olduğunu söyleyelim. E, kaçırdığı gol üstüne sonrasında duran topta Cilobaji'yi kaçırması evet. ve yarattığı penaltı. Evet torrent dönemi iç saha ve deplasman oyun arasında hatta ligle Avrupa oyun arasında siyahla beyaz kadar fark var. Buna tam böyle noktalı virgül koyup izleyicimizin sorusu tam oturacak çünkü. Gürkan Özdemir yazmış. İki maçta Barcelona'dan toplam iki gol yiyen Galatasaray mı normal? O Barcelona bu hafta deplasmanda Real Madrid'e 50 dakikada 4 gol attı ki demiş. Yoksa Gaziantep'ten 3 gol yiyen Galatasaray mı normal? Bu konu futbolla veya bilimde bir karşılığı var mı diye soruyor. E, güzel soru. Biz de bu sorunun cevabını e, bulamadık bu sezon içinde Galatasaray'ın başarısında ama benim kendi içim hani öngörülerim tuttu diyeyim. Bu sezonki planlamada Galatasaray çok e, skor, kreatif olmayan bir takım kurdu. Yani Kerem Aktürkoğlu dışında skor dağılımı yaptığında ideal gol sayısı yazamıyorsunuz diğer oyunculara ki orta saha yani böyle bir sezon şu anlamda olmaz Melike Galatasaray ligde 30 hafta geride kaldı. Avrupa liginden 8 maç ekliyoruz elemeleri koy 44 maç kupayı koy 45-46 maç oynamış 6-8 numaraları sayıyorum isimleri Taylan Berkan Aytaç Asunsa Pulgar 5 oyuncu 0 gol bu çok kabul edilebilir bir senaryo değil. Bu oyun kurgusu defansa çekilip topu rakibe verdiğiniz 0 0ın kötü sonuç olmayıp sayılmayacağı Avrupa maçlarında iş yapar ama lig maratonu sizin e, hücum dokunuşlarıyla. Sergen Yalçın geçen sene Beşiktaş'ı nasıl şampiyon yaptı? Hep hücum düşündü. Abdullah Avcı Başakşehir'deki gibi oynatmıyor Trabzonspor'u. Bir tek Berat da şimdi orada Siopise doğru konanıyor. Ön taraf yine Visca'sı, Vakayemesi, Cornelius'u hep hücum dokunuşları. Ama Galatasaray'ın elinde şu an bir Emrak Baba yok, Yunus yok. Elindeki oyuncular da işte... Emre Kılınç'ın, Moruta'nın çok verimli olduğunu söyleyemeyiz. Skor yükü bir tek Gomis Kerem ya da oynarsa Muhammed arasında kalıyor. O da bir yerde tıkanıyor. Yani biraz da oyun kurgusuyla da alakası var. Set hücumuna çok yatkın bir takım değil Feguli dışında. Kadro mühendisi hatası diyorum ben. Ya yani ben de işin şu anlamda da karamsarım. Ben Galatasaray'dan yani bir sonraki sezon da öyle çok toparlama beklemiyorum. Yani takım kurgusu sıkıntılı. Çok nokta takviyeler ihtiyaç var. Ama ya ama diyorsun ki ...Torrent'e inanıyorsun. Sen Torrent'e çok da tepki gösterenlere Hayır ben, ben Galatasaray'ın şu anki tablosunun en son suçlunun Torrent olduğunu düşünüyorum. Biraz da şimdi istihbarat kısmını söyleyeyim yani oyuncuların düşüncesi. Bu hocayla biz bir sezon başı kampı görelim. Yani. Takımın iyi çalıştığı aşikar yani bu Torrent güzellemesi için de değil. Serdar abi de birçok yabancı teknik adam Tigana'sından Del kesine gördüm Beşiktaş'tan. Yabancı teknik adamların işin yani idman kısmına çok kafa yorduklarını ve Tudor'da da ben bunu gördüm. İşin fiziksel kısmında da Galatasaray 80'lerde 90'larda yorulduğu için maç kaybetmiyor. kadro kurgusunda sıkıntı var. E, işte 6-8'den gol katkısı sıfır alıyorsunuz. Kerem dışında ön plan oyuncu lider oyuncunuz yok. Bir Josef yok. Fenerbahçe'nin şu an hiç oynatmadığı Gustavo Sosa gibi oyuncunuz da yok. Ya da Marek Hamšík gibi oyuncunuz da yok ki. Kurduğunuz kadroda Çikaldağ'a Morutan'a 11 milyon euro yatırdınız. Yani e, Torrent'in elinde evet sirli değnek yok. Ben de beklerdim Fatih Terim'den sonra takım puan ortalamasını biraz yukarı çekmesini çekemedi ama Galatasaray adına hedefsiz bir sezon ve Galatasaray'ın camia genetiği de böyle şampiyonluktan koptuğu zaman paldır küldür gidiyor. Öyle çok ikinciliğine ben şahit olmadım Galatasaray'ın mancini sezon dışında. Ya sezonda hiç olmuyor genelde Galatasaray ya da şampiyon oluyor. Evet öyle bir özel En kötü var. ikincidir Galatasaray. Yani ligin en başarılı takımı kupa bazında işte şampiyonluk kupası, Türkiye Kupası, Avrupa başarılı ama ikinci lig Galatasaray'ı ben çok hatırlamam. Evet evet doğru söylüyorsun. Evet Serdar sen peki izleyicimizin sorusu gerçekten herkesin merakına tercüman olmuş. Ona da destekler nitelikte mesajlar var. Yani Barcelona karşısında bir Galatasaray ve, ve ligde genel olarak sezon boyunca Avrupa'dan çok farklı bir Galatasaray yorumu yapılıyor. Mehmet Hoca'nın tabii biraz kadro konusunda da e, genel kadro, ben kadro mühendisliğinde sıkıntı var diyorum. Söylüyor, sen ne düşünüyorsun? Ya Birincisi tabii ki her maçın e, farklı hikayesi olduğunu çok net gösteren bir durum bu. Yani Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki performansı, sonra onun onların Galatasaray karşısındaki performansı burada yenseler dahi Galatasaray iyi top oynadı bana göre. Sonra Galatasaray'ın ligdeki performansı Gaziantep maçı. Hep şunu söylüyorum. Ee, bu lig böyle. Bunu kabul edelim. Ben Gaziantep'in oynadığı veya Kayseri'nin e, İstanbul dışındaki takımda oynadığı futbolu eleştirmiyorum. Bu lig böyle. Buranın böyle bir tarzı var. Dolayısıyla bu planlamayı yaparken kilit açabilecek anahtar oyuncular. Bak Trabzon bunu yaptı Trabzonspor. Ne yaptı? oyunun kitlense dahi Bakasetası var. Marek Hamşik'i var. Sakat da olsa Cervinho. Göztepe maçını aldı. Vakayemesi var. Evet. Canini e, Canini var. Oyuna, Cornelius Siyotisi var. var. Cornelius var. Bunlar kilit açabilen, bireysel performansıyla kilit açabilen oyuncular. Bak Fenerbahçe'de de çok var aslında. Doğru. Çıkıyor ortaya. Evet. Oradaki bulutlar, Orada bir küsme, bir körelme vardı. O gidince aslında ortaya çıkmaya başladı. Oradaki kara bulutlar dağılınca... Evet onlardaki ikilit açacak oyuncular da işliyor. Beşiktaş'ta yok. Aslında var da Beşiktaş'ta kapı içeriden kilitli. başlıyor Ya Serdar abi şimdi sen anlatınca sessiz düşünüyorum. Galatasaray'ın en iyi 3 oyuncusunun ikisi stoper. Kerem, o Marka, Nelson böyle kadro ya da şöyle söyleyeyim Melike. 25 milyon euro para harcıyorsunuz. Yedek kalıcınız İsmail Çipe. Ya o İsmail Çipe ile Kamp Noy'a çıksanız ne olur düşünmek istemiyorum. İyi, peki Muslera mı Penya mı? Siz onun için ne diyeceksiniz? Ya ben Buda, ikisi da, yani der, der kaleciler. Ama ben şunu ekleyeyim. Galatasaray için diyorum yani ligin geride kalan bölümünde kim o olmalı? Vallahi orada yani şu an Penya önde gözüküyor. Bence. Mehmet? Penya. Penya mı diyorsun? Ama hani ben Muslera'nın... Çıplak gözle izledin. Muslera'nın devam edeceğini düşünüyorum. Öyle Şey olarak madem hani kadronuzu aldınız kiralık sezonu Penya tamamlayabilir ama Torrent bence Muslera'ya e devam edecek. Ya yani. bu, bu, bu Bir bundan bakış. dolayı evet. Karagümrük gümrük e, maçı Muslar olur kaydı yine.